tarihi konaklarımızla, Nasreddin hocamızla Sivrihisar'ımıza hoş geldiniz. Lezzeti Şahane'nin bugünkü aşçısı benim. Her hafta farklı bir yörede unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri kayda alan Lezzeti Şahane bu hafta Eskişehir Sivrihisar'da. Ve bugünkü aşçımız lahana dolması ve bamya çorbasıyla Mevhi Beşen ve ona yardımcı olacak arkadaşı Safiye Hanım. Sivrihisar'ımıza ait olan kelem dolması ve bamya çorbasını sizlere tarif edeceğiz. Kelem dolmasının içine kelem, dene, kıyma, tuz, karabiber, salça. Bu yandan bamyayı soğanımız, tereyağımız, kuşbaşı etimiz, bamyamız, limonumuz. Bu özel lezzetleri bir kenara not etmek isteyenler için malzemeleri bir kez daha sıralayalım. Lahana dolması için kıyma, beyaz lahana, yarma, salça, karabiber, tuz ve su. Bamya çorbası için bamya, kuşbaşı et, tereyağı, salça, limon, kuru soğan, karabiber, tuz ve su. Etimizi tencereye koyacağız, denemizi atacağız. Tuz, karabiber, salça. Bunlarının hepsini beraber suyla garacağız. Gardıktan sonra kelemimizi parçalayıp üçgen olarak saracağız. Bamyamızı haşladık. Soğanına yağı kavuracağız. Salçasını atacağız. Biraz da karabiber atacağız. Suyunu kaynatıp bamyayı atacağız. Onun üzerine yarım limon sıkacağız. Kıymamızı alıyoruz. Buna yeteri kadar dene atıyoruz. Tuzumuzu atıyoruz. Salçamızı koyuyoruz. Karabiberimizi atıyoruz. Bıçaktan aldığımız suyu. Bu etimizi karıyoruz. Biraz daha denemiz az geldi. Biraz daha koyacağız. Hazırladığımız içi tabağa alıyoruz. Bunun bir tanesini tencerenin altına koyuyoruz. Şimdi kelemimizi sarmaya başlıyoruz. Kelemimiz daha evvelden haşlanmıştı. Şimdi onu sarıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şu şekilde atıyoruz. Ben aslen Sivrihisarlıyım. Burada doğma büyüme. Bir kızım var. 70 yaşındayım. Ben de Sivrihisar'ın Babullu köyünden gelme. Ta küçükten oradan büyüdük. Doğma büyüme. 64'te buraya geldik. Şimdi 50 yaşındayım, evliyim. 3 tane çocuğum var. 2 kız, 1 oğlan. Çok çeşitli yemeklerimiz var. Keşkeğimiz var. Sonra düğük köftesi yapıyoruz. Maşa dolmamız var. Patlıcanda oluyor o da. Baklavamız var, su böreğimiz var, bazlamamız var, yufkamız var. Gerçi yufka her yerde var ama Sivrihisar'ın yufkası daha başka. Kapamamız, Sivrihisar'ın o da bir yöresel yemeği oluyor. Koyun etiyle de olabilir, dana etiyle de olabilir o kapamada. Üste et, altta soğan, etrafında pilav, o şekilde yeniliyor. Kapamamız hazırlanmış şekilde zaten
Su böreğimiz de hazır da, baklavamız da hazır. Onları sunumda sizlere takdim edeceğiz, göstereceğiz. Burzaimoğlu konağı bizim akrabalarımdı. Kayınlamın akrabasının evleriydi. Eski hali bundan biraz daha eskiydi. Aşağılarını hiç indirmezlerdi, yukarı çıkarmazlardı. Çok eski oralar, aman yıkılacak kızım diye. Sen artanına bunu tamamla. Tamam. Ben bamya çorbasına geçeyim. Tamam, ben bunu doğrayayım. Ben soğanımı doğrayayım. Gözlüğümü takayım. Gözlüğü takmayınca olmaz. Şimdi soğanımızı soyup şunu ben bir kaldırayım, yeterli bu. Tenceremizi alıyoruz. Tereyağımızı koyuyoruz. Ocağımızı yakıyoruz. Ocağa tenceremizi koyduk. Ben soğanımı doğramakla meşgulüm. Yağımız eriyinceye kadar. Tereyağımızı erittik. Soğanımızı koyuyoruz. Salçamızı koyuyoruz. Tuzumuzu koyuyoruz. Suyumuzu koyuyoruz. Kuşbaşı etimizi koyuyoruz. Çok küçük doğranmış kuşbaşı. Biraz bunun üzerinde kuyruk yağı deriz. Koyunun kuyruğundan. İkisini bir an pişirdim bunların. Şimdi buraya attım. Zaten görünümde üstüne kuyrukları da geldi. Şimdi suyumuz kaynayınca bamyamızı atacağız. Biraz limonumuzu sıkacağız. O kadar. Piştikten sonra altını kapatıp, ocağın altını kapattığımız zaman biraz karabiber atıp kapatıyoruz biraz demlenmesi için. Çiçek bamyada çoğunlukla iplikle ipe diziliyor. Öbür iri bamya dizilmez. O kilo olarak satılıyor. Bu iplikle dizili öyle takılı olarak kurutuluyor. Haşladıktan sonra ipliğinden çıkarıyoruz bunları. Dolmamız hazır. Çok azıcık kendini toparlaması için su koyacağız. Üstüne tekrar bir tane daha kuru biber atıyoruz. Ocağımızı kısıyoruz biraz. Çünkü sarmalarımız açılmaması için biraz kısık ateşte pişiriyoruz.
suyumuzun kaynamakta olduğu için o işimiz bitti. Şimdi bamyamızı atıyoruz içine. Dolmamız biçmeye hazır. Bamya iptiklenir, ipliklenmemesi için de onun içine limon sıkıyoruz. Tane tane durması için. Çorbamız pişti. Servise hazır. Ve biraz karabiber atıyoruz. Karıştırıyoruz. Bunu demlenmeye bırakıyoruz. Servise hazır. Kapağımızı kapatıyoruz. Dolmamız piştikten sonra her ikisinin de servisini yapmaya hazırlanırız. Sivrisar'da pek yetişen bir şey yok. Yalnız civar köylerimizde Goçaş köyümüz var. Patlıcanı meşhur. Kepen mahallemiz var. Kelemi pırasası onların meşhur. Gaymaz'ın fasulyesi meşhur. Onlar da toplayıp mahsulünü Sivrisar'a getiriyorlar. Ben onu şöyle çekeyim. Böreğimiz, kapamamız, baklavamız bunlar hazır. Yemeklerimiz de pişti. Şimdi onları da servis yapalım. Çorbamız hazır ve servisi yapıyoruz. Masada gördüğümüz yemekleri Ramazan'da yapıyoruz. Bamya çorbamız, kelem dolmamız hazır. Herkese afiyet olsun.